24 Mayıs Pazar günü Saadet Partisi Büyük Erzurum mitinginde çok büyük coşku ve heyecan vardı. Milli İttifak'ın mimarlarından önce kürsüye gelen Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Erzurum Milletvekili adayı Atik Ağdağ kısa bir konuşma yaparak halkı selamladı. Şimdi de selamlama konuşmalarını yapmak üzere Saadet Partimizin Genel Başkan Yardımcısı Erzurum Milletvekili adayımız Atik Ağdağ geliyor. Sağlam ve muhkem muhterem Erzurumlular, muazzez Erzurumlular, beyefendiler, hanımefendiler, kıymetli gençler, hepinizi en kalbi duygularımla Allah'ın selamı ile selamlıyorum. Esselamu aleyküm. Bugün bütün engellemelere, dizinin bağı çözülenlere rağmen bu büyük, görkemli ve melekleri kıskandırırcasına samimiyetle bu alanı dolduran siz kardeşlerime sonsuz kere şükranlarımı sunuyorum, teşekkür ediyorum. Yine bizlere bütün insanlığın saadeti için çalışma şuurunu ve gayretini nasip eden Cenab-ı Hakk'a sonsuz kere hamd ediyoruz. Efendimiz'e salat ve selam ediyoruz. Yine bugün bu çalışmaların yapılmasında bizlerin üzerinde sonsuz hakkı bulunan ülkemizin manen mayalanmasına ve madden kalkınmasına emeği geçen muhterem ve muazzez hocamızı, Erbakan hocamızı rahmetle ve şükranla yad ediyoruz. Allah makamını yüce ve âli eylesin inşallah. Yine duruşu ile, beyefendiliği ile, şahsiyeti ile milyonların gönlünde taht tutmuş olan şehit lider Muhsin Yazıcıoğlu beyefendiyi de rahmetle ve hayırla yad ediyorum. Allah gani gani rahmet eylesin. Muhterem kardeşlerim, malumunuz olduğu üzere 7 Haziran'da ülkemiz ve bölgemiz açısından tarihi bir seçime gireceğiz. Bu seçim süreci içerisinde büyük imkanlar, büyük rantlar, kamu imkanları ve kamu malları karşısında cebinden biriktirdiği harçlığı, bursundan verdiği para ve babasının aldığı küpesini, davasını babasından daha muazzez gördüğü için davasına feda eden kıymetli genç hanımlarımızın, kızlarımızın imkanlarıyla muazzam bir mücadele veriyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Öyle bir çalışma temposu ve yoğunluğu içerisindeyiz ki kıymetli kardeşlerimiz inanılmaz büyük bir fedakarlık ve performans içerisinde. Cenab-ı Hakk'a sonsuz kere şükrediyoruz, hamd ediyoruz. İki parti yaklaşık 50 gündür gerçekleştirdiğimiz bu ittifakın ilk gününden beri sırt aynen ensar ve muhacir kardeşliği içerisinde o ruhu 20. asra taşımanın şerefiyle çok büyük bir çalışma ve gayret içerisindeyiz. Bu itibarla ben Erzurum'da bu çalışmaları bu gayretle yürüten bütün milletvekili aday kardeşlerime teşekkürlerimi ve şükranlarımı arz ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Ve bugün rahatsızlığı bu çalışmalara, koşuşturmalara, ağır şartlara rağmen katlandığı için
şu an hastanede olan ikinci sıra adayımız Faruk Şahin Bey'e de Cenab-ı Hak'tan acil şifalar diliyorum. Yine bu süreçte yürüyen hiçbir işte en ufak bir aksaklığa mahal vermeden tarifi mümkün olmayan fedakarlıkları ortaya koyan Büyük Birlik Partimizin ve Alperen Gençliğimizin bütün mensuplarını, her birisini ayrı ayrı tebrik ediyorum, teşekkürlerimi arz ediyorum. Yine dava adamlığı ve mücadele numunesi olarak karşımızda duran Saadet Partimizin il başkanından sandık müşahidine kadar büyük fedakarlık ve özveriyle sabah namazında başlayıp yatsı namazında ara verip gece 12'de evine giden bütün kardeşlerimizi, Saadet Partisi mensuplarımızı da tebrik ediyorum. Kendilerine teşekkürlerimi arz ediyorum. Ve yine alanımızın büyük bir bölümünü oluşturmuş olan, doldurmuş olan ve yine alanımızın büyük bir bölümünü doldurmuş olan iffet ve edep timsali evinden, eşinden, çocuğundan fedakarlıkla kapı kapı dolaşıp girmedik gönül bırakmayan siz kıymetli hanım kardeşlerime de teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Ve nihayetinde göz bebeğimiz, gözümüzün nuru, ülkemizin geleceği, fedakarlık ve cesaret ifadeleri kendilerini tarif etmekte acze düşen gençlerimiz, Anadolu gençliğimiz, Saadet Partisi gençlik kollarımız, Allah sizlerden razı olsun. Yürüttüğünüz direklerin en tepesine çıkarken, direklerin en tepesine çıkarken titremeyen dizleriniz, lüks arabalarda gezen, kamu imkanlarıyla seçim çalışması yapanların dizlerini titretir oldu. Allah sizlerden razı olsun. Bu itibarla önümüzdeki seçimlerde, 7 Haziran seçimlerinde inşallah duamız, gayretimiz bu seçimleri Cenab-ı Hak ülkemizin birliğine, dirliğine, kardeşliğine ve huzuruna vesile kılsın inşallah. Ve Saadet Partimizin en büyük zaferleriyle inşallah neticelensin. Ve son olarak diyoruz ki Mehmet'im sevinin, başları yüksekte, ölsek de sevinin, eve dönsek de, sanma bu tekerlek kalır tümsekte, yarın elbet elbet bizimdir, gün doğmuş gün batmış ebed bizimdir. Unutmayın ki zafer inananlarındır ve inşallah zafer çok yakındır. Esselamu aleyküm.